Vardı deniler mi böyle? Hem vakit geçiriyoruz, hem güzel, tabiat güzel. O yüzden arıcılık yapıyoruz. Biraz zor oluyor ama bu erkek işi diye erkekler şey yaptı, kadınları yanaştırmadı. Ondan sonra da işte baktık ki bizim yapabileceğimiz bir iş diye. Şimdi biz yapıyoruz arılarla, sabah gidiyoruz, akşam geliyoruz. Biraz zorlukları var ama o tatlı zorluklar yani. Doğamız güzel bizim, burası hep kestane ağaçları. Arılarımız da kestanelerden şey yapıyor, ballarını alıyorlar. Günümüz onunla geçiyor, arıyla. Çocuklarımız kadar seviyoruz yani. Çocuklar artık arka planda kaldı. Burası Doğan Yurt'un Gözalan Köyü. Biz burada üç kardeş arıcı olarak çalışıyoruz ve geçimimize arıcılıktan sağlıyoruz. Ballarımız kestane balıdır. Bu aracılığı çevremde akrabaların yapmış olduğunu gördüm. Ben de heveslendim. Ablamı aradım. Abla dedim, benim aracılık durumum yok. Sende varsa bana gönder. O da bana dedi ki bir bileziğim var, satarım kardeşim, sana gönderirim dedi. Bana gönderdi. Ben de onun yerine bir arı aldım. Ablamla beraber iki arımız oldu. O sene biz güzel bal aldık, 10-15 kilo. Ablama yarısını gönderdim. Ondan sonra ertesi sene arımı çoğalttım. Baktım ki yani güzel oluyor, verimi var. İki sene bunu devam ettirdim, 3-4 sene ablamla ortakçılığı. Ablamın var 70 arısı, benim var 200 arı. Ablam da devam ediyor bu işi, ben de devam ediyor. Yine onu yine de bakıyorum, kendine de bakıyorum. O da bana yardım ediyor, ben ona yardım ediyorum, o da alıştı. İstanbul'da konfeksiyonda çalışıyorduk. Biz 10 seneden beri hem bu arıcı devam ediyoruz, yani para da kazanıyoruz. Yani işimiz de güzel. İkimiz kafa kafaya yani. Biz bunu abla, kardeş, beyim, abim yapıyoruz. Bu işi biz profesyonel yapmaya alıştık artık. Şimdi ondan sonra yani para kazanmaya da alıştık. Bundan da ayrılmanın yolu yok bu arıcılıktan da. Benim 600, 700, 800 o arada balım oluyor. Bu sene daha güzel olacağını tahmin ediyorum. Havalarımız çok güzel geçiyor. Arı bakmasını nasıl öğrendin? Kendi kendime yetiştirdim. Hep çevremde gördüklerinden bölenlik, onlardan bir örnek aldım. Köyümüze gelen arıcılardan hep bilgi aldım. Televizyonda bereket hayvancılıkta Aslı Hanım çıkıyor. O Aslı Hanım'ın devamını dinliyorum. Arılarla aram çok iyi. Arılar bana aşık, ben onlara aşıkım. Duramam arısız. Bizden nemünü aldılar. Birer kavanoz bal aldılar. Ondan sonra bize bir hafta sonra bize plaketimizi verdiler. Ben inanmadım. Şoka girdim. Orada bir de o plaketini aldım, oynadım. İnanamadım. Sanki kalbim yerinden fırlayacak gibiydi o plaket. Asla hani benim olurum demedim yani. Beni vermezler düşünüyordum. Benden fazla daha orada büyük arıcılığa vardı. İkinci oldum işte. Ona çok sevindim. Onu hiç unutamam, o heyecanımı. Kadınların elini değdiği yerde her şey olur abi. Yeter ki kadın arıdan korkmasın. Yapacağım diye buna söz versin. Eğer bu işi ben yapıyorsam,
Bunu her kadın yapar, cesaretli olur yani. Ben kendi kızlarıma öneriyorum bunu. Kendi kızlarım emekli oldukları zaman, emekli olmadan gelin diyorum, diplomanızı alın diyorum. Ben diploma aldım. Arı diploması aldım. Onlara da diplomanızı alın, ben size bunu öğreteceğim diyorum. Benden kalan size yeter diyor. Başka bir şey yapmayın kızım diyor. Çocuklarıma bile öneriyorum yani. 35 yıl gurbette kaldım. Köye geldim. Arı almak için düşündüm. Bir bileziğim vardı. Onu sattım. Bileziğinden bir yarı aldım. Bir yarı da ablama aldırdım. Söyledim. O da gönderdi bana. İki yarımız oldu ablamla beraber. Bunu İstanbul'da durup da kendime hibe etmektense burada arılara bakmak daha iyi dedim kendi kafamdan. Hakikaten de iyi bir mesleğe yani yönelmişim. Para da kazanıyoruz. Durumumuz da iyi. 3-4 yere de kulübe yaptım, ev yaptım. Bu kazancımla, arı kazancımla. Yani Allah'a şükürler olsun. Arabamız da var, evimiz de var, arımız da var. Şimdi 2 tane de arım var. Çok da mutluyum. Abla gel bana bir arı al dedi. Ben de aldım. Bir arı o aldı. Ben aldım. Etlerdesini 4 arı aldık. 6 arı oldu. Ondan sonra arılarımız uğul yaptı. 9-10 arıyı çıktı. Ondan sonra arıları biz devam ettirdik kardeşimine. Seven insan gelsin bir arıcıktan başlasın. Devam et, ayrılamaz. Balından, şufasından, poleninden, her işisinden. Gelme. Buraya oturuyor.